Herkese Sekado Sakal kanalından selam. Fazla bağırmayayım, mikrofon ağzıma çok yakın. Şu anda evden çıktım ve bizimkilerle buluşmaya gidiyorum. Bizimkiler kimler? Bizimkiler motorcu kafalar ve motosikletli çift. Kardeş kanallar bir araya geliyoruz. Nerede? Overdose garajda. Ve onun için de şu anda motorcu kafalar ile beraber Overdose'a giderken yolda çekim yapmak istedim. Neden? Nedeni de şu, Ali biliyorsunuz yeni XMAX 250 aldı ve onun videosu da olursa iyi olur. Tabii böyle bakmadan önüne fırlayanlar da olur. Şimdi biraz geç kaldım. Motorcu kafalara biraz ayıp oldu ama kusuruma bakmasın, buradan özür diliyorum bir kez daha. Yolda size çekim yaparak Overdose garaja kadar eşlik edeceğim. Ondan sonra Overdose garajda da ayrı bir çekim planlıyorum. Biliyorsunuz motosikletli çift bir tura gitmişlerdi ve turdan yeni döndüler. Sıcağı sıcağına dönmüşken onlarla da biraz sohbet ederiz. Sizleri de bir içeriksiz bırakmamış olurum sizleri de. Onun için bir çekim yapayım dedim. Bu arada bayram sonrası trafik yine bildiğiniz gibi. Yani öğleden sonra hiç fark etmiyor. İstanbul bu halde. Böyle olunca da motosikleti düşünenlere diyor ki ya ben bir motosiklet alayım. Ben de arabadan bunu aldım, trafikten bunu aldım diye. İnanır mısınız son zamanlarda yani bağlı olduğum, gittiğim yerlerde hep motosiklet soran çok oluyor. Abi şu motoru mu alsam mı bıraktılar, şu motor var mı diye nokta atışlı sorular geliyor artık. Yani insanlar o durumda. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Çünkü yeni başlayanlar eğitimsiz şekilde de başlamış oluyorlar. Ben size söyleyeyim, eğitim gerçekten önemli. Yani sırf şu arabayı kullanmayayım, trafikte kalmayayım düşüncesiyle motosiklet alan arkadaşlara öncelikle eğitim almaları konusunda çok çok önemli olduğunu bir kez daha belirteyim. Yani pratik, evet, trafik pratiği olan insanlar kullanabilirler. Alışkın olmak ayrı bir şeydir trafiğe. Ama görüyorsunuz ki böyle beklenmedik karşılaştığımız durumlar da oluyor. Buradan bir kez daha anmak istiyorum. Bir motorcu kurye arkadaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Buradan yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Çok üzüldüm. O da ayrı bir mevzu. Yakın zamanda yaşamış olduğum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne olur dikkat edelim. Dikkat edin. Yani çok önemli. Üzülüyorum ya. Bir de biz motosikletle böyle çekim yapanlar şuna dikkat ederiz. Çekiyor mu ya şuradan bakayım filan diye. Şöyle bir aynaya bakma vardır. Ya trafiğe bak Allah aşkına ya. Öğlen vakti. Merak ediyorum öğlen vakti bu insanlar nereye gidip geliyor, ne yapıyor? Benzin pahalandı ama hala araba, trafik, keşmekeş devam ediyor. İnanılır gibi değil. Şu sola atabilsem kendime, evet. Ama şuradan çıkarken çok önemli. Diğer motorcu arkadaşlar geliyor. Kontrolümü yaptım. Şuradan fıtı fıtı devam. Evet, gel 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 sola doğru, evet. Arkadaşlar gerçekten dikkat edin ya. Yani ben uzun yıllardır ukalalık gibi gelmesin motosiklet kullanıyorum. Ama bu seneki, daha doğrusu pandemiden sonraki gibi motosikletle böyle hani trafiğe denk gelmedim. Bu pandemi sonrasındaki psikoloji midir nedir bilemiyorum. İnsanlar gerçekten kavgaya meyilli, birbirine sataşmaya meyilli. Olabildiğince beladan uzak durarak motor kullanmaya çalışıyorum ama yani bir şekilde ucundan da olsa bulaşır vaziyete geliyoruz. Can sıkıcı yani. Gerçekten can sıkıcı.
Allah sabır versin yani. Evet, Ali de beni bekliyor. Motorcu kafalar. Nerede bakayım? Nerede bakayım? Gölgededir o. Motoru tozlanmasın diye kenara çekmiştir. Evet, şu anda gördüm. Hallere bak, hareketlere bak ya Rabbim. Hareketlere bak, hareketlere. Bak bak bak. Allah özene bezene yaratmış. Allah özene bezene yaratmış. Gönül alayım, böylelikle gönül almış olayım. Ne haber kardeşim? İyiyim abi, hoş geldin. Çekiyor değil mi? Yok çekmiyor. Yok yok. Çekmiyor şu an. Çekiyor mu? Evet, çekiyor şu an. Çekiyor değil mi? Bak. Sakala sakala hoş geldiniz. Yarım saat gecikti. Yarım saat diyor ya. Sizsiz olup geç gelen dostlar edimdeyim. Geldi. Geldi. Abi benim navigasyon yok malum, telefon tutucu taktırmadım. Seni takip edeceğim ama çok basma, rodajdayım. Peki. Bitsin. Tamam. Evet, motorcu kafalar biliyorsunuz tek max aldı. Gayet güzel bir renk aldı. Kendisi de şu anda kayda giriyor. Kayıt diyeceğiz. Evet, aynı anda kayda girdik. Evet. Kayıttayız. Evet, kim bilir neler anlatacak. Onun da kanalından aynı şekilde takip edin bu videoyu. O da anlatacakları vardır. O benden önce kesin yayınlar. Biraz önden gitsin. Köprü girişine kadar ben onu takip edeceğim. Bakalım nasıl kullanıyor, ne yapıyor. Ben onu açacağım köprü girişine kadar. Köprüden sonra nereye gidersen git. Arkadaşlar zengin fakir. Emre arıyor. Alo. Evet, videolar az bence de, yani çok çok az. He, vardınız mı? Biz şimdi buluştuk Optimum'da, Kozyatağı. Ondan sonra video çekerek geliyoruz. Hatta şu anda demin sizden bahsediyordum, hala da konuşuyorum. Şu anda kayıttayım. geliyoruz Ali ile beraber. Tabii. Kandırdım. Yok yok, öyle söyleme. İyidir ya, hakkında öyle deme ya. Ortalık karıştırıyor. Yok yok, öyle deme. Gelir, niye gelmesin ya? Ali öyle değildir ya. Yok yok, öyle deme. Kardeşim, yoldayız, geliyoruz. Bir yarım saat sonra herhalde oradayız. Ali çünkü rodajda ya. O yüzden anca tamam, hadi görüşürüz. Yok, iyi kullanıyor, ne kötü kullanması canım. Hadi öptüm, görüşürüz. Hadi sağ ol. Evet, demin de motosikletli çiftten Emre ile görüştük. Emre de soruyor, neredesiniz abi, geliyor musunuz diye. Tabii ben espri yaparak yaklaştım. Çünkü hani Ali'yi onlar da çok seviyor. Espri yaparak ben sanki bir şey diyormuş gibi davrandım. Şimdi rodajda olan bir X-Max'in arkasındayız. Ayakta çekim yaparak. Evet, Bihter yine yemek yiyor. Bihter yemek yiyor yine. Yemek yerken yakaladık Bihter'i. Bu ne?
Evet, Bihter'e soruyoruz. Bu kadar yemeği nasıl yiyebiliyor? Kendisine de soralım. Bihter Hanım, bu kadar yemeği nasıl yiyorsunuz? Bir ısırık alıyorum, onda da göbüşünü siz yakalıyorsunuz. Yoksa yemiyorum. Göbüşünü gördüm seni. Göbüş, kocaman göbüş yaptın ya. Bayağı iyi bir şey yapıyorum. Aslında kamera arkasında ben gömdüm hep. Ya bırak şimdi günah çıkar Bihter'e şey olmasın diye döndün yuvaya. Hoş geldin yavrum. Otur otur, devam devam hadi. Canım benim ya. Selamlar, afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum kız yiyor diyorsun, arkadan kemikleri geliyor elimde. Yolda X-Max gibi sürüyor ya. Geçemedi böyle. Bu kadar olur ya.